Anneciğim, gitmedi mi üzüldün? Ne oldu sanki? Bir yerimiz mi eksildi? Canımızdan mı olduk? Dua et sana bir şey yapmamış. Yavrum, ben o altınları sizden geri almak için vermedim ki. Anneciğim, önce kendimizi düşüneceğiz. Biz ilk önce evimizi kurtaracağız, ha? Kılsız baş. Ben niye kendi başıma gittim? Ne oluyor kendini üzünce? Her şey düzeliyor mu? Ya ben de çalışırım. Ha? Necip'in de artık işleri düzeldi, eli iş tutuyor. Ya biz o hastane parasını her şekilde buluruz. Ama bizim bir tanecik annemiz var. Sana bir şey olursa biz ne yaparız? Hem Sinan senin bu halini görürse bak. Sinan'a bir şey mi dedin sen? Demedim ama istiyorsan hemen arayıp söyleyeyim, ha? Sakın, sakın bir şey söyleyeyim deme Sinan'a. Yarışmada ya. Biz hallederiz, sonra söyleriz sen kızım. Hadi ben geldim. E hadi, banka kapanacak. Sizi mi bekleyeceğim ya? Ay. Şükür. Dur, ay, dur, dur. Ya biz kapattık ama. E ama evlatçığım, ben içeride görüyorum, insanlar var. E sistem kapandı hanımefendi. Sayım yapıyorlar da. Yavrum, benim sayıma bir zararım dokunmaz ki. Bak çocuğum, sen bir izin versen de ben içeriden biriyle görüşüversem. Yavrum, benim ipotekte evim var çocuğum. Kurban olayım, yardımcı ol. İnanın öyle olmuyor. Yarın halletsiniz hanımefendi. Zaten ek süre aldık. O da bugün sondu. Bunu ödemezsek evsiz kalacağız. Beyefendi, yetkili biriyle görüşsek de derdimizi anlatsak. Yani anlıyorum sizin de göreviniz ama ne olur. Ne olur, siz de beni anlayın. Bu saat itibariyle yatırsanız bile yarın geçer. Bitti. Yarın geleceğiz artık, ne yapalım? Kaşarın kilosu 25 kuruş daha ucuz diye gittin bizi 10 kilometre ötedeki markete kadar yürüttün. Hayır, zaten oruç benim kafama vurmuş. Salak gibiyim. Anne, köfte kokuyor. Köfte kokuyor anne. Anne, biz de banyoda köfte mi yapsak? Ay. Yüzün dönmesin Meral. İstediğin sevap azalır. Ya. Tabi tabi. Sen lüp lüp gömdün bütün sanamları, sucukları. Oh, tuzum kuru tabi. Onca hapım var canım. Ben senin yaşındayken 3 ayları bile tutardım. Bir seni emzirirken tutmadım. Ay anne ya. Anne hiç yüz verme. Geldiği gibi defolup gitsin pis yılan, tamam mı? Nereden böyle anne kız poşetleri doldurmuşsunuz? Cehennemin dibinde. Ay hadi canım diyoruz yoluna. Hadi, hadi. Hah, şahane. İkiniz de komşunuz Melihan Nazi ile konuşmaya başlamışsınız. Gayet güzel etkilemişsiniz. Anne anne diye dibinden ayrılmıyordun. Komşu Melihan oldu şimdi. Yani maalesef artık komşu da diyemeyeceğim. Safım benim ya. Gitmiş ipotek parasını da kaptırmış. Senin suratına. Saf yaptı kadını bir de ya. Ayıp, ayıp. Aman. Derdi tasası size düşmesin. Onlar zaten o ipotek parasını bulmak için yine dönüp dolaşıp bana gelecekler çünkü. Avucunu yalarsın. Meliham dişinden tırnağından arttırıp kıyısına çoktan biriktirmiş altınları. Onları bozdurup ipotek parasını denkleştirdiler. Canım. Hadi annemiz gidelim. Sana da geçmiş olsun kardeş. Göreceğiz bakalım. Alo. Bırak şimdi beni, iyiyim ben, iyiyim, işim yok. Ya bu Melihalar parayı bulmuş. Hı. Geç mi kaldılar? Bak geçen sefer yardım etmedin, kural dedin, o dedin, bu dedin.
O zaman bu sefer de kurallar geçerli olsun. Tamam. Satış işlemleri başlayınca da ilk beni arıyorsun. Hayırdır? Hafize nedir bu böyle? Ha, çalınır malınır diye yanınızda mı taşıyorsunuz kız bunları? Bunlar eskimiş. Yani bir değeri kıymette kalmamıştır artık. Niye yükleniyorsunuz ki bunları? Yok oğlum, öyle kıymetsiz bir şey değil bu. Sen ne diyorsun? Antika bunlar, antika. Hafize'nin ta ninesinden kalma. Oo, yani bir 200 yılı var rahat. Sana getirdim bunları. Al, senindir bundan sonra. Hafize, sen bunları... Dünya paralar verdiler de kıyametleri kopardın, vermedin ya. Çok değerli kızım bunlar. Ama evde durup durur. Siz parayı ödeyemez de giderseniz. Evde ben bunlarla oturmuş kalmışım. Neye yarar? Sonra bir de derler ki bana, sen laf taşıyan Hafize ile niye dostluk ediyorsun? Bilmezler ki biz ta evin temelinden girmiş gibi temelden arkadaşız. En kötü günümde hep Hafize benim yanımda olmuştur. Melih ablam, senin hakkın bizim üzerimize çok büyük. Bir de zaten sen bana böyle... İkinci anne gibisin. Yani çok emek verdin. Ya herkes bilir zaten. Yani annem günüm var derdi. Gelmez ama sen gelirdin veli toplantılarıma. Bunlar nedir ki abla? Vallahi gece sabahı sabah ettim. Siz giderseniz ne yaparım diye. Çok alıştık yıllardır size. Hem bir de bir şey var. Sizde olay hiç bitmiyor. Kızın ayrı. Kaynaşık damadın ayrı, sen ayrı. Ay, bir de son zamanlarda Sinan'ın gönül işleri girdi. O kız mı, bu kız mı derken günler geçiyor. Gazetelerin magazin eki gibi ailesiniz. Ay ilahi. Ay ilahi, kör olma sen Hafize. Kız, sen de aynen... Tüm filmlerine benziyorsun ya. İnsanı hem güldürüyorsun hem duygulandırıyorsun. Alın o zaman bunları da. Yüzümüz gülmeye devam etsin. Yok yok, sen sağ olasın Hafizem. Almış kadar olduk biz. Ya alın bunları, içimden geldi. Çekinmeyin, alın. Eksik olma Hafize teyze. Var bizim paramız. Vallahi yani eğer olmazsa, denkleştiremezsek haber veririz, söz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.